Evet, yeni bölüm gerçekten muhteşem bir bölümdü. Şundan eminim ki bundan sonraki bölümler artık tam anlamıyla bilinmezlik taşıyor. Çünkü bir önceki bölümlerde az çok bir sonraki bölümde ne olacağını kestirebiliyorduk. Lakin şu an tüm beklediğimiz şeyler gerçekleşti ve tamamıyla bir bilinmezlik içerisindeyiz. Tayfanın yeni üyesi, Momonosuke'nin ilanı, Luffy'nin zafer gülümsemesi, Nami'nin gizemi ve bölümde geçen inanılmaz ince detaylar. Hepsinin bir arada olduğu muhteşem bir bölümle karşı karşıyayız. Bölüm incelemesine geçmeden önce yaklaşık bir 10 videodur abone olun hatırlatmasını yapmadığımı fark ettim. Eğer One Piece'i benden takip ediyorsanız ve videoları beğeniyorsanız abone olmanız beni gerçekten çok büyük bir şekilde destekler. Bu hatırlatmamızdan sonra dilerseniz Tayfa'nın 11. üyesinin belli olduğu bölümün incelemesine geçelim. Bölümün ismi Wano Shogunu Kozuki Momonosuke. Önceki bölüm hatırlıyorsanız gölgelerin arasında 28 yaşındaki Momonosuke kendini tanıtmaya hazırlanıyordu. Bu bölümde onun devamı niteliğinde. Kapak hikayesinde Big Mom korsanlarına yakalanan Neji ve Yonji'nin Ichiji ve Reiju tarafından kurtarıldığını görüyoruz. Kapak hikayesinin başlığı ise Germa kaçar. Tabi koskoca bir Yonko otoritesinden kaçmak bu kadar kolay değil. Germa'nın karşısına çıkabilecek ilk olası düşmanımız iki bölüm önceki kapak hikayesinde gözüken Cracker olacak gibi duruyor. Tekrarlıyorum, bu kapak hikayesinde hem Katakuri'yi hem de Caesar'ı görmek için sabırsızlanıyorum. Bölümün ilk sayfasında Wano halkının şok içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Wano halkı gördükleri ejderhayı hala Kaido zannediyorlar ve bunun hakkında kendi aralarında tartışıyorlar. Sadece ejderhayı değil, Kuyoshiro'nun yapmış olduğu garip açıklamayı da sorgulamaya başlıyorlar. Ki Wano halkının böyle bir reaksiyon vermesi oldukça doğal, hatta vermeselerdi de şaşırırdım. Çünkü baktığımızda Wano halkı Kinemon ve Momonosuke'nin 20 yıl öncesinden 20 yıl sonrasına zaman atlaması yaptığını bilmiyorlar. 9 Kızılkın'ın hala bir mit olduğuna inanıyorlar. Öyle ki Kuyoshiro'nun aslında 9 Kızılkıl'dan Denjiro olduğunu bile bilmiyorlar. Komurasaki ve Kuyoshiro'yu tanıyan ama gerçek kimliğini bilmeyen Wano halkı gölgelerin arasında birisinin onlara doğru ilerlediğini görüyor. O kişi Kuyoshiro ve Komurasaki'ye ikiniz sahiden de epey isim yapmışsınız. Acaba bizi yani geri kalanları tanıyabilecekler mi diyor. Ve gölgelerin arasından Oden pozu veren Kinemon'u görüyorlar. Tabi Wano halkı o idam gününü hatırlayıp Kinemon'un nasıl ölmediğini sorguluyorlar. Aşırı şaşıran Wano halkı gerçek mi hayal mi karmaşasına giriyor ve aralarından birkaç tanesi şu an tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Hemen akıllı Tanishi getirin diyor. Japoncasında da Tanishi kelimesi geçiyor. Burada aslında Tanishi denilerek bahsedilmek istenen şey Dendenmushi'ler. Wano kapalı bir ülke olduğu için Dendenmushi'lere farklı bir isim verilmesi oldukça hoş bir detay olmuş. Bunun ardından bir bir 9 Kızılkınlar sisinin arasından çıkar ve Wano halkı şunu söyler. Tokisama'nın kehaneti gerçekleşti. Kehaneti hatırlamayanlar olabilir. Bu kehanet 920. bölümde bize bahsedilmiştir. Jubeyemon bu kehaneti şöyle anlatıyor. Tokisama'nın sözlerinde Kozuki hanesinin 20 yıl içinde tekrar yükseleceği söylenmişti. Bu kehanet artık gerçekleşti. Çünkü 9 Kızılkınlar şu an Wano halkının tam önünde. Panel bir anda akıllı Tanishi'nin vermiş olduğu sahneyi izleyen diğer Wano bölgelerine kayıyor. Her biri bu büyük açıklamayı dinlemek için canlı yayını izliyor. Lakin sahne bu bölgeleri gösterdikten sonra bir anda Onigashima'ya kayıyor. Onigashima'da Yamato tayfa üyelerine kendisinin Kaido'nun oğlu olduğunu söylüyor. Tabi bunu duyunca bizimkilerden Franky, Usopp ve Brook hemen savaş moduna geçiyor. Yamato ise durun. Ben sizin düşmanınız değilim. Aksine çok uzun zamandır attığınız bütün adımları takip ediyordum. Bir de tayfanızın tuhaf görünümlü bir sürü kişiyle dolu olduğunu biliyordum. Ama sizi böyle canlı kanlı görünce şaşkınlığımı gizleyemedim diyor. Sanji de Kaido'nun oğlu lafını duyunca o da savaşmak için olay yerine koşuyor. Lakin hem Yamato'yu görünce hem de Yamato'nun az sonra söyleyeceği sözleri duyunca oldukça yumuşuyor. Neyse, sizlerle birlikte denize açılacağım. Bana Oden derler ama siz Yamato diyebilirsiniz. Tanıştığıma memnun oldum. Ve tayfamızın %80 ihtimalle yeni üyesi belli olmuş oluyor. Tayfamızın 11. üyesi artık Yamato diyebiliriz gibi. Hasır Şapka korsanlarının buna vermiş olduğu tepkiye bakarsak Nami ve Usopp şaşırıyor. Franky sorguluyor. Brook oldukça seviniyor. Robin bu olaya biraz kayıtsız kalıyor. Sanji'yi zaten söylememe dahi gerek yok. Jinbei bana kalırsa en doğru tepkiyi veriyor. Jinbei'nin tepkisi şu. Kaptanın onayı olmadan böyle bir şeyi kabul etmem. Bu oldukça doğru. Hiçbir Hasır Şapka üyesi emrivari bir şekilde katılmamıştı. Yamato bir ilk oluyor.
Geçmişte de tayfaya katılmak isteyenler oldu. Örnek vermek gerekirse Robin ve Brook tayfaya katılmak istiyorum demişti. Yamato ile aralarındaki fark Yamato'nun tayfaya katılıyorum demesi. Tabi bu Robin ve Brook'ta olduğu gibi kaptanın yani Luffy'nin onayından geçmesi gerekiyor. Luffy demişken sahne Luffy ve Zoro'ya kayıyor. Sezonun iki MVP'si baygın bir şekilde tedavi görüyorlar. Tam bu sırada Yamato Luffy hakkında konuşurken bize çok değerli bir bilgi veriliyor. Luffy iyi olacak mı? Zorlu bir savaş verdi. Bir de girdiği o form diyor ve sözü kesiliyor. Çünkü bazı canavar korsanları kaçmaya başlıyorlar. Girdiği form hakkında Yamato'nun bir çıkarımı var anlaşılan. Yamato bizzat o formun Luffy'yi nasıl zorladığını görmüştü. Chopper'ın tedavisi sonrasında bu formun Luffy'ye nasıl zarar verdiğini öğreneceğimizi düşünüyorum. Bölümün devamında Tama'nın özelliği hakkında bilgi öğreniyoruz. Tama, Kibi Dangoları sayesinde canavar korsanlarındaki Zoan kullanıcılarını müttefik haline getirmişti. Bu gücün bir ay boyunca sürdüğünü öğreniyoruz. Yani sonsuza kadar Tama'ya bağlı kalmıyormuş bu kişiler. Bu olaylar açıklanırken kimsenin dikkat etmediği ama benim aşırı beğendiğim bir olay gerçekleşiyor. Canavar korsanlarından Speed, "Efendim, sizinle kalmak istiyorum. Böyle çok mutluyum." diyor. Tama ise buna karşılık, "Bunu duymak beni çok sevindirdi. Ben de benimle kalmanı isterim. Ama seni hizmetkarım olarak değil, bir anne olarak görüyorum." Bilin bakalım bu sözler tam söylenirken, üçüncü bir kişi olarak alakasız bir şekilde çizilen karakter kim oluyor? Bu kişi Nami oluyor. Hani buradaki sahne aslında çok alakasız. Bir anda Tama Speed'i annesi olarak gördüğünü söylüyor. Ve alakasız bir şekilde Nami gösteriliyor. İşte bu Nami backstory'sinin başlangıcıdır arkadaşlar. Sanji alakasız bir şekilde Kuzey Mavi'den bahsedilirken şüpheli bir şekilde gösterilmişti. Şimdi Nami'de de aynı muhabbet yaşanıyor. Bu sözümü One Piece bitene kadar unutmayın. Nami üstünde işlenen çok ama çok güzel bir olay var. Anlaşılan benim acilen Nami'nin gizemi videosunu tekrar çekmem gerekiyor. Onun dışında Bellemere Nami ilişkisini de unutmayalım. İkisinin kan bağı yoktu. Lakin Bellemere Nami'yi tıpkı öz kızı gibi seviyordu. Aslında burada Nami'nin gösterilmesinin sebebi de bu. Mangaya devam edecek olursak 9 Kızıl Kın'ın bir anda diz çöktüğünü görüyoruz. Çünkü önlerinden Momonosuke yürüyor. Momonosuke yürüyüşünün ardından Wano'ya adeta balkon konuşması yapıyor. Artık temiz su için para ödemeyeceksiniz. Topraklarımızı işgal eden zehirli fabrikalar yerle bir olacak. Bugünden sonra Wano'da kölelik tamamen yasaklanacak. Ve bir anda çok alakasız bir şekilde Tama'nın flashback'i giriyor. Burayı dikkatli dinleyin. Tama'nın anne ve babasının fabrikada çalışan birer köle olduğunu ve çalışarak öldüklerini öğreniyoruz. Flashback Tengu'nun Tama'ya Toki'nin kehanetinin bahsedişinden sonra bitiyor. Tama bunları hatırlayınca ağlamaya başlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Ağlarken sarıldığı kişi ise Usopp veya X kişisi değil, Nami oluyor. Bakın arkadaşlar, Nami ve Tama arasında muazzam bir olay çizgisi var. 1. Uhti Tama'ya tokat atmıştı. Nami ise tıpkı bir annelik üçgüdüsü ile Tama'yı korumaya çalışıp buna aşırı sinirlenmiş ve Uhti'ye sağlam bir saldırı yapmıştı. 2. Tama'nın üvey bir annesi var artık. Bu çok alakasız gelişen olayda herhangi bir X kişisini görmek yerine Nami'yi görüyoruz ve Nami bu olaya çok garip bir tepki veriyor. 3. Tama flashback'i gene alakasız bir şekilde gelişiyor. Hani bir bölümde bir anda Tama'nın üvey annesi olduğu ve annesi ve babasının öldüğünü öğrenmiş olduk. Tama bu olayları hatırlayınca Nami'ye sarılıyor ve ağlamaya başlıyor. Bu panellerde Nami'nin çizimi ise kesinlikle çok sert ve dikkat çekici. Önümüzdeki sezon olmaz ama seri sonuna doğru Nami backstory'sine kesinlikle hazırlanın. Geçmişte Sanji hakkında hiçbir şey bilmiyorken yaşanan olay şu an Nami için yaşanıyor. Eiichiro Oda'nın renkli manga kapaklarında belirttiği gibi Nami bu serinin en önemli kadın karakteridir. Ayrıca 3 ana başrolden bir tanesidir. Dolayısıyla Nami backstory'sine kesinlikle hazırlanın. Mangaya devam edecek olursak Momonosuke yapmış olduğu ittifak sayesinde Kaido'nun yok olduğunu söylüyor ve tam bu sırada gülümseyen Luffy'yi görüyoruz. Momonosuke'ye meydanda bağırarak Kaido, Orochi ve canavar korsanları, sizin korku içinde yaşamanıza sebebiyet veren o canavarları ortadan kaldırdık diyor ve arkadan silüetini görüyoruz. Üçüncü perdenin açılışı sırasında Rayleigh ile konuşan Oden'in silüeti ile birebir aynısı diyebiliriz. Bu ilan sırasında Law'ı çok ciddi ve şüpheli görüyoruz. İhanet, korsan ittifaklarının bir parçasıdır. Bence Trao iyi birisi ama yanılıyorsam bile endişelenecek bir şey yok.
Benim tarafımda 2 yıldır sıkı çalışmış olan arkadaşlarım var. Momonosuke açıklaması sırasında bize aslen 8 yaşında olduğunu hatırlatıyor ve titreyerek Kinemon'dan konuşması sırasında yardım istiyor. Kinemon ise uydur bir şeyler diyor. Ardından benim defalarca kez bahsettiğim olay gözler önüne seriliyor. Momonosuke Luffy'yi hatırlıyor ve cesaretini toplayıp isminin o ihtişamlı anlamını açıklıyor. Benim adım bana babam tarafından verildi. Anlamı rakipsizdir. Bu ülkenin çorak topraklarını düzelteceğime ve bu ülkeyi eskiden olduğu gibi bir cennete dönüştüreceğime yemin ederim. Adım Kozuki Momonosuke. Bundan sonra Wano'yu ben yöneteceğim. One Piece tarihindeki en büyük karakter gelişimine tanıklık ediyoruz. İşte 10 senelik karakter gelişimi budur arkadaşlar. Uçmaktan korkan, süs eşyası gibi duran Momonosuke, koskoca Wano'yu yönetecek hale geldi. Hepsi sadece ve sadece Luffy gibi bir adamın sayesinde. Momonosuke'nin görünüşü ise oldukça tatmin edici. Belinde taşıdığı kılıç Ameno Habakiri, uzunca saçları ve babasını hatırlatan o duruşu. Dış ses bize şunları söyleyerek bölümü bitiriyor. Bu adam bir gün Wano'nun en büyük liderlerinden biri olarak bilinecek. Az önce muhteşem Shogun Kozuki Momonosuke'nin doğuşuna tanıklık ettik.